Medeniyetlerin saklı tarihini içinde tüm derinliğiyle saklayan Yozgat. Tarihin, mimarinin, doğal güzelliğin, verimli topraklar üzerinde kurulan gizemli bakışıdır şehir. Yozgat, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Birçok medeniyeti kucaklamıştır. Güzelliklerini sanal ortamda da olsa birlikte tadacağız. Yozgat, 1320 metre yükseklikte Türkiye'mizin tam ortasındadır. İlk çağın önemli başkentlerinin arasında kurulan kent, ayrıca önemli yol kavşaklarının birleştiği bir noktadadır. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan D-200 karayoluyla Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan yollar ilimizden geçer. Dağların arasından göz kırpan akıcı şiirsellik. Bozok Yaylası'ndaki büyülü yolculuk başlar. Arkeolojik kazılar ve araştırmalar sonucunda 6500 yıllık yerleşim alanı olduğu belirlenen Yozgat ilinin sınırları içerisinde yer alan ve kazılarla gün ışığına çıkan antik dönemin önemli kentleri ve höyüklerle Yozgat ili, Anadolu'nun kalkayık dönemlerine dek uzanan eski yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 2000'li yıllarda Hititlerle başlayan yazılı tarih içindeki yolculuğunda Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Galatlar gibi uygarlıklarla devam etmiş, Roma ve Bizans egemenliği ardından Anadolu'nun fatihi, ilk Türk devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Gazi Süleyman Şah başkomandanlığındaki Selçuklu orduları bütün Anadolu gibi Yozgat bölgesini de fethederek 1077'de kurulan Selçuklu Türk Devleti'ne kattı. 1398'de Sultan Yıldırım Bayezid Han bu bölgeyi Osmanlı Devleti'nin toprakları içine aldı. Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar Yozgat bir iç Anadolu şehri olarak Osmanlı idaresinde yaşadı. İlin asıl adı Bozok olup zamanla Yozgat olarak değiştirilmiştir. Şehrin ortasında tüm görkemiyle Saat Kulesi. Saat Kulesi kesme taştan 6 bölüm halinde yapılmıştır. Bölümler birbirlerinden silmelerle ayrılmış olup her cephesinde yuvarlak kemerli birer pencere yerleştirilmiştir. Kulenin en üst kısmını da şerefeye benzeyen bir balkon çevirmiştir. Dağların arasında kurulan Yozgat elini uzatır insana. Sevimli Çarşı'ya vardığınızda sizi zanaatkarlar karşılar. Demirçilik, bıçakçılık, kalaycılık, el sanatları. Sesler ve renkler coğrafyası. Emeğin sanatla buluştuğu nokta. Ellerin sanatında yavaşça çıkar şekil ortaya. Narin, göz zevki biblolar, binbir çeşit el işlemesi yapımlar. Yozgat figürlerinin dillere destan güzelliği resmedilir. Valilik binasını geçer geçmez eski Yozgat evleri sıralanır önünde. Tarihi konaklar. Yüzyılı aşkın geçmişiyle, Karslıoğlu konağı heybetiyle, mimarisindeki ustalıkla çıkar karşımıza. ...1924 yılında Atatürk'ün misafir edildiği Miralay Şerif Bey Konağı. Atamızın büstü, ilin tarihi altında gün ışığı aydınlığında sergilenir. Tarihe ve kültürüne sahip çıktığı kadar geleceğine de sahip çıkar Yozgat halkı. Eğitime ve öğrenime önem verir. Canlı mimarisi ve kaliteli eğitimiyle Yozgat Lisesi hayata hazırlar çocuklarını.
Yozgat'ın konakları eski, derin, görkemli. İçinde bulunduğu şehir gibi. Nizamoğlu Konağı 1985 yılından itibaren arkeoloji ve etnografi müzesi olarak kullanılmaktadır. Çocuklar bu aslan Roma dönemine ait. Yozgat'ın Dimdoğdu köyünden çıkan. Bugün müze olarak kullanılan yapı, kırma çatılı, iki katlı, meyilli bir zemine oturan, doğu yüzü sokağa bakan, etrafı küçük bir bahçeyle çevrili bir konaktır. Müzede 990 adedi teşhirde olmak üzere toplam 4000 eser bulunmaktadır. Günümüzde başlayan yolculuğun kaçınılmaz geçişidir tarih. Dokunmadan, görmeden geçilemeyecek kadar değerli. Tarihteki medeniyetlerin bıraktığı ayak izleridir kalıntılar, taş yapılar. Yeraltı şehirleri, antik kentler. Alişar Höyüğü de bunlardan biridir. Eldeki bilgilere göre Höyük'te Hitit Frig kültürü görmüş. Tarihin en güçlü tanığı Kerkenes harabeleri. Harabeler çok geniş bir alanı kapsar. Harabeleri çepeçevre saran sur kalıntıları yerinde durur. Geçmişi gün ışığına çıkarma çalışmaları hala devam etmektedir. Kerkenes'te bulunan binlerce yıllık eserler müzelerde sergilenmekte ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Mercimektepe Höyüğü. Yozgat Müze Müdürlüğü'nce Höyük'te kazılar yapılmış ve bu kazılar sonucunda M.Ö. 3000-2000 yıllarına ait eski Tunç Çağı eserleri bulunmuştur. Bulunan eserler arasında küplere gömülmüş iskeletler, yiyecek içecek eşyaları ve kadın süs eşyaları çıkarılmıştır. Büyük Nefes, Tabium. Büyük Nefes köyündeki Tavium antik kentinde bulunan kalıntılar, kentin demir çağında yoğun bir yerleşim alanı olduğunu gösterir.